bıçak niye oğlunu neydi o hakkı ya? Sormayacağım. Hayır. Rahatlığa o kadar alışmışsınız ki kapıya girer girmez. Aa! Aa! Orada diyor ki bana mazlum diyor, ağlak diyor, böyle diyor. E gerçeği o. Şidem teyze çok uyanık. Bak bunu senin yüzüne de söylüyorum. Burada olayları provoke etmeye çalışan, olayı kendi üzerinizden başka tarafa salmaya çalışan sizsiniz. Ben sizin bu samimiyetinize asla inanmıyorum. Burada kimin suçu var? Oğlunun suçu var, Betül'ün yok bence. Ben o istemeye gitmem bir, o kızı kabul etmem iki, oğlumu kabul etmem üç. Geldik programın en kritik dakikalarına. Çok güzel Fatih Bey, ben bunu evde yapacağım. Sen dün de pideni pişirmemiştin, üstü bembeyazdı. Ve günün en yüksek puan alıp çeyrek altının sahibi gelin. Kayınvalidenle yakın mı oturuyorsunuz? Kayınvalidemle normalde bir sene birlikte oturduk. Aynı apartmanda oturduk. Bir seneden sonra taşındık. Niye taşındın? Kendin mi istedin? Kendim istedim çünkü oturduğumuz yer çocuklara hiç iyi bir yer değildi. Çünkü çıkıp sosyalleşecek bir alan yoktu. Cadde üstüydü. Arabalar vardı. Sosyal hayatı yoktu. Sürekli babaanne ev oluyordu. O da benim için zor oluyordu. Şimdi taşındık daha güzel bir yere. Peki beraber hani kayınvalidene yakınken altlı üstlü oturuyordum dedin değil mi? Evet. O çocuklara bakmanda yardımcı oluyor muydu? Hayır olmuyordu. Kaynanam evet bakmıyordu. Şöyle bakmıyorduk. Kaynanam normalde rahatsız, tansiyon hastası. Bir de panik ataklığı var. Ben bakamam, ben bakamam deyip duruyor. O yüzden ona o yüzden fazla çocuğa şey yapmıyorum ama babaanne bakıyor. Sevgi açısından nasıl? Kaynananın kaynanası bakıyor. Peki hamileyken falan yardımcı oldu mu? Yok, olmadı. Peki doğum falan yaptı? Doğum yaptığımda bile kendi annem gelip yanımda kaldı. Allah Allah. Kırkım çıkana kadar annem baktı. Kaynanam aşağıda oturuyordu. Oturmasına rağmen kendi annem gelip baktı. Kaynanam bakmadı. Çocuk doğduğunda hediye medya bir şeyler falan almıştır umarım yani o kadar da. İlk çocuğuma bebek odası aldı. Beşiği, kar dolabı, işte çarşafları, her şeyini sıfırdan kaynanam yaptı. Kıza sadece bir şey yapmadı, bana bilezik aldı kızda da. Üçüncü çocukta da hiçbir şey almadı. Hadi. Aa, üçüncü çocuğa niye almamış? Vallahi onda siz kaynanama sorun, ben de merak ediyorum niye almamış acaba? Geliniz sizi iftar yemeğine davet etti. Evine gittiniz, evine. Hı. Aa, dışarıdan yemek siparişi vereceğini söylüyor. Ay, en kızdığım şey. Hii, en kızdığım şey. Ya o zaman beni yemeğe niye çağırmış? İftara niye çağırmış? Kesinlikle ne yerim, ne ederim. Kızım derim, madem ısmarlıyordun dışarıda, niye evinde böyle yaptın derim yani. Değil mi? Kızarım, sinirlenirim. Peki, Gül Hanım siz ne yaparsınız? Ben de şöyle düşünürdüm, eğer yapamıyorsan bizi niye yemeğe çağırıyorsun? Eğer yemek yapmamışsa dışarıda yemek söyleyeceğine bir kahvaltılık hazırlatsın, önümüze koysun. Hmm. Mutlu olurdu. Bence. Fatih Bey, ben iftarımı bir bardak suyla açar, hemen çay isterdim. Bana bir melemen, bir sucuk yumurta. Hemen, o hiçbir şekilde zaten dışarıdan gelen yemeği yemem. Ben de derim ki kızım hayırdır, dostlar alışverişte görsün diye mi bu beni çağırdın buraya? Dışarıda yemek gelecekse ben niye buradayım? Benim evimde yemeğim var, sen kendine söyle ye der. Dile dile diyorsun. Yani. Ama. Biberlerini attım, soğanları kavurdum. Aynen. Şimdi en son etlerimi, baharatlarımı koydum. Şimdi baharatlarla kavuruyorum. Tamam. Salçalı sosu attım. Nasıl gidiyor? İyi, haşladım eti, biraz kenara koydum. Ama bak, geç kalıyorsun. Haydi, tamam. Haydi. Haydi, su geç kalıyorsun. Patlıcanlarınızı kızarttınız. Evet. Evet.
Yeşil biberlerini de koysana. Biraz dedim onlar yansız şey olsun pis. Fırına da girecek. Çok öldürmeyin. Hadi. Kızlar, kayınvalideniz sizi iftara yemeğe çağırmış. Evet. Evet. Gidiyorsunuz yemeğe. Kayınvalideniz diyor ki ben dışarıdan söyleyeceğim yemekleri. Vallahi bu bana saygısızlıktır yani Fatih Bey. Çünkü hani bana gelip dese ki kızım hani ben yemek yapamıyorum. Gel bana yardımcı ol beraber de yiyelim dese anlarım ama ben gidince dışarıdan söylediyse gerçekten alınırım. Yani saygısızlık yapmış olduğunu düşünürüm yani bana. Beni düşünmediğini düşünürüm. Peki. Ben de bozuldum Fatih Bey. Madem dışarıdan söyleyecekse hiç çağırmasıymış. Yemek yedikten sonra da ben de şey söylerim. Anneciğim kahveden iki çay söyle de getirsinler çay içelim. Dışarıdan çayı da söyle madem öyleyse. Fatih Bey öyle bir şey yaparsa derim ki kayınvalideme madem dışarıdan sipariş verecektin hep beraber dışarı gitseydik evde niye oturuyoruz diye söylerim yani. Söyleniyorsun peki söylerim. Sonuçta? Falan der benim kayınvalidem. Ne yapacaksın? Söylemezse ne yapacaksın? Yani olmazsa da eve söylerse de yiyeceksin. Yiyeceğim yapacak bir şey yok. Neslihan. Ben şimdi kayınvalideme yapsam hoşuna gider mi? Gitmez. Çünkü ben en nefret ettiğim şeydir. Bir çorba bile yapsa çorbadır hani. Emek vermiştir. Beni değersiz gördüğü için de hazır alırsa bozulurum. Bunu da ona söylerim. Kızlar dakikaya bakıyor musunuz? Evet. Çok az kaldı. Daha fırın var. Fırın. Fırın var. Bana sürede yetmiyor. Benim gelinim beni normal bir günde yani gitsek o anda bir şey yok söylesin. Ama bu özel bir gün Ramazan, iftar evet. Ve davet etmişsin. Evet. Davet ettiysen güzel bir şeyler hazırlaman da gerekiyor. Ben seni davet ettiğim zaman asla dışarıdan yemek söyleyeceğim diye bir şey yok. Evet. Ha, o bana bir şey gelir yani bana değer vermemiş. Laf olsun dostlar alışverişte görsün. Aman yesin de ama gitsin. Kaynanamı işte aldım mı aldım. Kandırmaca. Ma getiririm. Bence kandırmaca biliyor musun? Kandırmaca bence de. Bence kandırmaca değil. Olabilir. Anne doğru, bugün doğru. Dışarıda iftarımızı açalım o der. Olur. O ayrı bir şey. O olur. O daha sana tabii önem ki, vermek, hoşuma değer gelir. Vermek. Tabii ki restoran. Ama eve derse. Çağıracaksın. Bana dışarıdan söyleyeceksin. Ben o zaman onu zaten kabul etmem öyle bir şey. Ha kızım sen kendine göre söyle. Benim evimde yemeğim var. Daha aynen, çıkar gidelim. Aynen. Yani. Kaynanamı çağırdım laf mı çağırdım. Işte, çağırdım yemek çağırdım. Ver. Laf olsun torba da olsun. İki tane üç tane de fotoğraf çeker. Aha. Kor böyle İnternet şeye. Bak kaynanamı yemeğe davet aldım. Ettim. İftara aldım. İftara aldım bak yedirdim içirdim sofra kurdum. Halbuki dışarıda gelmiş. Yaparım. Eğer birini yemeğe çağırmışsam gece uykumdan olurum. Her şeyimi feda ederim. Öyle bir yapım var. Benim de o misafiri, o sofrayı dört kendi dörtlük ellerimle yani. Dört dörtlük hazırlarım. Ya bir de bizim şöyle yani. Bir kültürümüz var yani. Kahvaltı kültürü çok geniştir bizde. Kahvaltı başka yiyeyim bir, yani. Dünyanın başka bir yerinde tabii öyle canım. Bir şey yok. Güzel mükellef bir kahvaltı sofrası çok lüks. Aynen öyle. Daha hoş olur. Ama şimdi siz yap diyorsunuz. Hani kendinizi değersiz hissetmez misiniz? Ben ederim. Ha, yapmamış siz yaptırtacaksınız gidince. Ben yumurta mumurta hayır yani kırdırma. Hasta dediniz ya yapamıyorsa yo, hiçbir hasta şey yapamıyorsa. Demedik. Hasta demedik. Hani hasta demedi. Hasta bilen değil. Ha ben niye? Ben yemem. Sevgili. Hazır yemek yemem zaten. Yemem ama yemem. Hiç bir tepkiniz yaptırdım. Olmaz mı? Suyumu içerim hemen bana melemen sucuklu yumurta. Bana mı geldi? Bu sefer bana mı geldi? Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Wow. Kız güzel çiçek geldi Hatice. Kız. Gerçekten lezzetin kraliçesi başarılar diyor. Ay çok güzel. Hem de memleketimden gelmiş. Öyle mi? Kahramanmaraş'tan seni seven hayranı Nilüfer Yabaneli başarıların devamını dilerim. Memleketinden selamlarla demiş. Hmm. Ay çok öpüyorum. Nerede kamera? Akraba çok teşekkür mı? Ediyorum. Hiç tanımıyorum Nilüfer Yabaneli diyor. Kahramanmaraş'tan, memleketimden gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgilerimi gönderiyorum. Ta memleketimden gelmiş güzelmiş yani. Gerçek. Görün kızlar, görün. Vallahi tebrikler Hatice. Sevindim. Aynen tebrikler ve gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel şeyler bunlar yani. Ve bak bak nasıl güzel düşünmüş. Lezzetin kraliçesi başarılar diyor. Bakın kızlar. Gözünüz birazcık şey görsün. Ona göre hayran hani diyorsunuz ya böyle hayranlarım gönderdi diye.
Çiçek görsün. Allah Allah. Ta, görmemiş miydi? Ta memleketlerimden göndermişti. Ta memleketimden geliyor.